Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Sendikası eş genel başkanı Hüsnü Yıldırım'a bıraktı. Aramızda sağlıkçı milletvekili arkadaşlarımız da bulunmakta. Öncelikle sözü Murat Emir'e vermek istiyorum. Antalya'ya mobbinge şiddete son. Antalya'ya biz seviyoruz. Çalışırken ölmek. Değerli arkadaşlarımız basın açıklamamız burada sona ermiştir. 80. hastası ya da ameliyat ettiği kişi olmak ister misiniz? Maksimum ne kadar çalışacağımız hiç konuşulmazken maksimum ne kadar ücret ödeneceği her yerde karşımıza çıkıyor. Bu çok net ki ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. Performans sistemi nedeniyle ücret kesintisi yapılacağı zaman akla ilk gelenler hastanenin iş yükünü sırtlayan asistan hekimler oluyor. Kışkırtılmış sağlık talebinin, basamaklandırılmayan sağlık sisteminin, belirsiz yönetmeliklerin, adaletsiz görev dağılımının yükünü sırtlanamayacağımızı, bu düzenin bu şekilde devam etmeyeceğini ve bu düzeni kabul etmediğimizi buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Söz bizim, emek bizim. 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 Biz asistan hekimler artık yeter diyoruz. Hekimlik yaparken dayatılan sağlık dışı çalışma şartları nedeniyle bir arkadaşımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Uzmanlık eğitimi almak için geldiğimiz kliniklerde asıl görevimizin öğrenmek olduğunu hatırlatıyor, nitelikli eğitim istiyoruz. İnsanca çalışma koşullarının sağlanmasını, adaletsiz görev dağılımına son verilmesini talep ediyoruz. Yatakta kurum yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek nöbet ertesi izin hakkının ücret kesintisi olmaksızın ön koşulsuz tanımlanmasını istiyoruz. Ankara Tabip Odası, Ankara Tabip Odası Asistan Hekim ve Genç Uzman Komisyonu. Genel cerrahi istiyor, ne beyin cerrahisi istiyor. İnanın insanlar sırf zorunda kaldıkları için bu bölümleri yazıyorlar. Bakın TUS'a, çoğu kontenjanlar hep boş kalıyor. En yüksek puanlı bölümler genelde nöbetleri rahat olan bölümler oluyor. Bunlar niye böyle diye düşündüğümüz zaman da buradaki mobbing, 36 saat çalışma. Bir de halkımızın anlamadığı şey de şu. Yani biz 36 saat çalışıyoruz, daha doğrusu asistan abilerimiz, ablalarımız. Ama bu çalışmayı yaparken ertesi gün bir izinleri yok. 36 saat çalışıyorsun, ayda 10-15 arası nöbet tutuyorsun. Ertesi gün iznin yok. Katılmazsan en ufak bir şeyde, cenazen olsa bile sana soruyorlar hesabını. Gitsen bir kardeşim öldü, yakınım öldü desen yine de başka kime devrettin, nöbeti kime devrettin, kim yapacak bu işleri? İnsanlar hep bunları soruyorlar. Personel yetersizliği var bu ortada ama buna rağmen şu an yapılan bir şey yok. 7 tane nöbetin parası sadece ödeniyor ama dediğim gibi 14 tane nöbet tutuluyor. Bu nasıl oluyor? Biz de anlamadık. Yani madem böyle bir şey yasal, yani 14 nöbet tutmamız yasal değil, yasal olan 7 tane nöbetin tutulması. O zaman neden bize 14 tane nöbet tutuyorlar? Madem personel eksikliği var, o zaman neden personel alınmıyor? Hani biz devletimize güveniyoruz. Bu vatan bizim vatanımız, bu ülke bizim ülkemiz. Biz yurt dışına gitmek istemiyoruz. Şu an çoğu arkadaşımız, arkadaşlarımızın yarısı Almanya'ya gitmek istiyor. İsviçre'ye, İsveç'e gitmek istiyor. Onlar için dil sınavlarına giriyorlar. Yani bence bu bizim ülkemiz için kötü bir şey. Bizim gibi öğrenciler için. Bir Türkiye'nin parlak beyinleri neden bu insanlara hizmet etmesin? Neden biz kendi halkımıza hizmet etmeyelim de gidelim Avrupa'da, Almanya'ya hizmet edelim, İsviçre'ye hizmet edelim? Bence bize halkımızın sahip çıkması lazım. Bunu bekliyoruz, ümit ediyoruz. İnşallah yöneticilerimiz de bizi duyarlar, halkımız da bize destek olurlar ve en kısa sürede bu olaylarla ilgili gerçekten ciddi önlemler alınır diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rümeysa ablamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rümeysa Perinçen, sonuçta bütün yıllardır, 10 yıllardır Türk Tabipleri Birliği'nin söylediği yaşam koşullarının, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınmadığı için kaybedildi. Bu cinayettir, iş cinayetidir. Uykusuz ayrıldığı için 36 saatlik nöbetinden bir kamyona çarparak arabasıyla vefat etti. Buna benzer hangi acıları daha yaşamamız gerekir ki önlemler alınsın yöneticiler tarafından? Ben öncelikle acılı ailesine
Türk Tabipleri Birliği adına taziyelerimizi iletiyoruz. Üzüntülerini paylaşıyoruz. Yine burada bulunan asistan arkadaşlarımıza, meslektaşlarına, Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Ve umarım ki bu bir ders olur. Sağlık Bakanlığı ve yöneticiler, Yüksek Öğretim Kurulu, üniversiteler için ve asistanların yaşam koşullarını düzeltirler. Saygılar sunuyorum hepinize Türk Tabipleri Birliği adına. En arkadaşımızın şahsında bütün sağlık emekçilerinin başı sağ olsun. Özellikle ailesine ve sağlık emekçilerine sabırlar diliyorum. Şöyle düşünmek gerekiyor. Bu ölümlerin sebebi kimdir diye acaba? Bence bu ölümlerin sebebi yıllardır bu ülkede sağlıkta dönüşümü hayata geçirmek isteyenlerdir. Bu sağlıkta dönüşümle sağlık emekçilerinin yaşadığı fazla çalışma, mobbing ve ağır koşullar karşısında yaşadıkları sorunlar bir bütün olarak zaman zaman dile getiriyoruz, zaman zaman bunu kendilerine iletiyoruz. Ama bunu anlamakta bir türlü anlamıyorlar. Yani bunun gerekçesini kendileri de ifade edemiyor. En son bakanlığın çıkardığı 5 dakikada randevu sistemi var. 5 dakikalık randevu sistemiyle asistan arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar 150 tane hastayı bakıp arkasından da nöbet tuttuğunda bu arkadaşımın durumunu düşünün. Biz özellikle pandemi döneminde sağlık emekçilerinin özverileri çalışmaları bütün kamuoyu tarafından da takdirle karşılandı. Ama bakanlığın bize gösterdiği bu durum karşısında, bizim sorunlar karşısında, ilettiğimiz sorunlar karşısında gösterdiği duyarsızlık bizi gerçekten çok üzüyor. En son olarak da tekrar Rümeysa Şen arkadaşımızın şahsında tüm sağlık emekçilerinin başı sağ olsun. Hepimize birlikte mücadele ederek bu sorunları aşacağımız inancıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu acılardan bir ders çıkarmak zorundayız. Öteden beri söylüyoruz. Hekimlerimiz, sağlıkçılarımız ağır baskı altında çalışıyorlar. Mobbing altında çalışıyorlar. Performans baskısı altında çalışıyorlar. Ve üstüne üstlük asistan arkadaşlarımız da ağır çalışma koşulları ve uzun çalışma koşullarına mecbur bırakılıyorlar. Artık buna bir son verilmesi gerekiyor. Ve biz diyoruz ki AKP sağlık politikaları halk sağlığı için zararlı olduğu kadar aslında sağlık çalışanı sağlığı için de tehlikelidir ve zararlıdır. Buradan sadece Sağlık Bakanlığı'na, sadece saraya seslenmiyorum. Aynı zamanda bu asistan arkadaşlarımızı 36 saat nöbetlere, fıçı nöbetlerine mecbur bırakan sağlık idarecilerine, hocalara, klinik yöneticilerine de sesleniyorum. Daha fazla can yitirmek istemiyoruz ve asistan daha olgun koşullarda, daha iyi koşullarda çalışması için her şeyin yapılmasını talep ediyoruz. Daha sağlıklı günlerde emeğimizin hakkını aldığımız, daha iyi koşullarda çalıştığımız, genç kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın Avrupa hayali kurmadığı bir Türkiye'yi özlemle bekliyoruz. Hepinize tekrar başınız sağ olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Meslektaşıma Allah'tan rahmet diliyorum. Halkların Demokratik Partisi'nin de başsağlığı dileklerini getirdim. Değerli yoldaşlarım, değerli kardeşlerim, değerli meslektaşlarım, gerçekten AKP iktidarının sağlık politikalarıyla ilgili yürüttüğü yanlışlar maalesef bugün can almaya devam ediyor. Bugün Rümeysa Şen'in hayatına mal olan şey aslında bir iş kazasıdır. Çünkü bir insanın işinden evine, evinden işe geldiği sürede aynı zamanda çalışma süresi içerisinde sayılır ve meydana gelen olaylar aslında iş kazasına sebep olan olaydır. Bu açıdan bu bir kıyımdır, bu bir katliamdır. Bu açıdan da derhal yetkilileri görevlerini yerine getirmeye, 6331 sayılı iş kanununun gereğini yapmalarını konusunda çağrıda bulunuyoruz. Gerçekten insanların gün aşırı nöbetlerle 36 saat çalıştırılması hukuken de aslında aykırı bir durumdur. Bu açıdan bu kölece çalışma koşullarına son verilmesi noktasında hem hükümetin, hem iktidarın, hem de parlamentodaki diğer
partilerin hepsinin elini taşın altına koyması ve bu hekimlerin yaşadığı bu zulme bir son vermeleri gerektiği kanısındayım. Bunların hepsi sağlık alanında AKP iktidarının uyguladığı sağlıkta dönüşüm programının hastayı müşteri olarak algılamasından kaynaklanmaktadır. Bakın, eğer hastayı müşteri olarak algılamasalardı bugün hastanelerde bu kadar hasta yığılması olmayacaktı. Ve hekimlerimiz de sağlık emekçilerimiz de bu kadar çalışmayacaklardı. Yine yürütülen bu yanlış politikalar, hastanın müşteri olarak algılanması, özellikle bazı firmalara, beşli çeteye, işte tıbbi cihaz lobilerine para aktarma anlayışı olmasaydı bugün sağlık emekçilerimizin özlük hakları daha uygun bir noktada olacaktı. O açıdan derhal bu politikalardan vazgeçilmeli. Beyin göçünün önüne geçilmeli. Bakın, hekimlerimiz Avrupa'ya göç ediyor. Demin meslektaşımız bunu söyledi, intern doktor arkadaşımız. O da ileride bir hekim olacak ve maalesef insanların artık Avrupa'ya gitmek zorunda kaldığını, geleceğini Avrupa'da aradıklarını tarif etti. O açıdan bunların önüne geçilmesi lazım. Bunlarla sadece sağlıkla dönüşüm programından vazgeçilmesiyle ilgili olacak bir durum değil. Bu tamamıyla bir zihniyet dönüşümüne. Bu tamamıyla bütçelerin oluşturulurken sağlık alanına nasıl önem verildiğiyle alakalı bir durum. Bakıyorsunuz bugün 2022 bütçesi görüşülüyor ama bütçenin sağlığa ayrılan payının 1/4'ünün tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrıldığını görüyorsunuz. Oysa ki koruyucu sağlık hizmetlerine bir bütçe ayrılsa bugün belki sağlık alanında bu yığılmalar, bu sıkıntılar da olmayacak. Bir kez daha ben buradan seslenmek istiyorum. Rümeysa Şen son olsun. Hekim arkadaşlarımız insanca çalışma koşullarına kavuşsun diyorum. Bu konuda biz partimiz olarak gelecek bütün tekliflere evet demeye hazırız. Teşekkür ediyorum. İşmiyor. Ve bu 36 saat süren nöbet sistemi devam ettiği sürece çok üzülerek söylüyorum ki Rümeysa ne bir ilk ne de son olacak. Bu arkadaşlarımız bu ülkenin en zeki çocukları. Bir tıp fakültesini kazanmak kolay olmuyor. Ama insanlık dışı bu çalışma koşulları nedeniyle maalesef ya bu mesleği tercih etmemek ya da tercih ettiyse bu mesleği bırakmayı, bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar. Ve benim en çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de bir asistan arkadaşımın bir cümlesi oldu. Biz yaptığımız işin sorumluluğunu biliyoruz ve vicdani bir yük taşıyoruz. 36 saat çalışma koşulları çok ağır ama bir hastanın hayatı söz konusu olduğu için dayanamayacak bir koşul olmasına rağmen dayanmak zorundayız. Çünkü insan sağlığı için mücadele ediyoruz. İşte bütün bu zorluklara aslında insan sağlığını daha iyi hizmet edebilmek, daha etkili hizmet edebilmek için katlanıyorlar. Ama bu koşullar sürdürülebilir koşullar değil. Ve nöbet sonrası izin hak olmasına rağmen, angarya anayasayla yasak olmasına rağmen bu arkadaşlarımız anayasa dışında idarecilerin inisiyatifiyle bu şekilde 36 saat insanlık dışı bir uygulamayla çalıştırtılıyorlar. Bu düzen kabul edilemez, bu uygulama kabul edilemez. Biz daha fazla canımız yansın istemiyoruz. Başka Rümeysa'lar olsun istemiyoruz. Bu nedenle bu uygulamaya bir an önce son verilmeli ve asistan arkadaşlar yasaya uygun bir şekilde insani koşullarda çalışmalı ve emeklerinin hakkını da almalıdırlar. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başka Rümeysa'lar olmasın diye mücadelemize devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Kadın doğum uzmanı hekim olarak genç bir meslektaşımı kadın doğum hastanesinin önünde böyle bir basın açıklaması yapmanın üzüntüsü içerisindeyim. Tabii ki ben tam bir yıl önce 22 Mart'ta yine genç meslektaşlarım, asistan arkadaşlarımla bu konuya dikkat çekmek için basın toplantısı düzenledim mecliste. Ve asistan arkadaşlarım meclise alınmadılar. Bahçede basın açıklaması yapmak zorunda kaldık. Biz basın açıklaması yaparken yıldırım düştü ve bir ağacın dalı koptu. Maalesef ki
buradaki bütün basın mensuplarının ilgisini o kopan ağacın dalı çekmişti. Haberlerde konu olan Yıldırım'ın düşmesiyle düşen ağaç oldu. Sizin sorunlarınız maalesef ki medyada da yer bulmadı. Meclis Genel Kurulu'nda da bu konuya dikkat çektim. Bunun bir insanlık suçu olduğunu söyledim. Çünkü otobüs şoförleri, kamyon şoförleri uykusuz en fazla 5 saat araç kullanabilirler. Onun dışında yasaktır. Ama doktorlar 36 saat kesintisiz çalışıyorlar. Ve maalesef ki ilimin plakası olan 38 plakalı bir araç duran bir kamyonun altına girdi ve genç bir meslektaşım can verdi. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin araştırması der ki 24 saat uykusuzluğun etkileri kan alkol içeriğinin %1'e ulaştığı değerle eşdeğerdir der. Bu meslektaşlarım 36 saat uykusuz kalıyor. Ve kan alkol içeriği 1/5 ise ehliyetinize el konuluyor. Ama benim genç meslektaşlarım, benim kardeşlerim ameliyat yapıyor, polikliniğe gidiyor, serviste hasta takip ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Her şeyden önce benim meslektaşlarımın da hobileri var, sevdikleri var, sevenleri var. Çocuklarına, ailelerine vakit ayırmaları gerekiyor. Ama maalesef ki olmuyor. Bu bir kaza değil, arkamızda gördüğünüz gibi cinayet. Ve bu cinayetin son bulması için hekim meslektaşlarım ve diğer meclisteki milletvekili arkadaşların desteğini bekliyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun.